Ezanın Türkçesileşmesinde çok küçük bir örnek verip hemen geçeceğim. Ama ya namaza davet kendi dilinde olursa mı anlarsın? Anlamadığın bir dilde olursa mı anlarsın ya? Üstelik Kur'an'da yok. Yani hiçbir mukaddesliği yok. Yani namaza gelenekte daveti... Gelenekte var. Kur'an'da yok. Gelenekte evet, var. Namaza daveti Türkçe yaptı diye dinsiz diyorlar. Şeye. Hocam diyor ya, Maghrib ülkelerinde, Kuzey Afrika'da berberi dilinde ezan kendi okunuyor. Kendi dilinde tabii. Şimdi, berberi dilinde okunuyor. Benim amacım yani ezan Türkçe okunsun, Arapça okunsun tartışmasına falan girmek değil. Ama nasıl bir medya bombardımanı ve politik baskıyla ve tarikatçı baskısıyla zihinler saptırılıyor, ona örnek verdim. Ya çağırıyor, yani namazın namaza diyecek ya, haydi namaza derse mi anlarsın, yoksa Arapça söylerse mi? Neyse, şimdi onu geçelim, asıl şunu söyleyeceğim. Neyse, Arapça isteniyorsa benim seni isterse Arapça söylesin, bizim için hiç fark hayır, etmez. Yani, hayır, şuraya örnek olarak verdim. Milletle devlet arası işte açıldı diye. Ya devlet milletine kendi dilini kullanmasını, dininde de kendi dilini kullanmasını önerdi diye arası mı açılır? Yani neyse onu oraya bırakalım. Şimdilik o tartışmaya girmek istemiyorum. Başka bir şey söyleyeceğim. Çok daha ciddi bir şey var. Bugün çok yakın bir arkadaşıma sordum. Senin dedim ya çocuk, bir oğlu var. Çok yetenekli de bir çocuk. Tanıyorum aileyi. Kaçta kalkıyor dedim okula gitmek için evde? 6'da kalkıyor. Kaçta çıkıyor evde? 6:20 geçe çıkıyor. Zıpkın gibi çocuk 20 dakikada hazırlanıyor. Anlaşılan gözünü ovuştur. Kapkara ortalık. Evet. 6'da çocuğu yatağından dürterek kaldıran, 20 dakikada hazırlayıp işte gidecek vasıtaya, götürecek vasıtaya bindiren... Bir servise bindiren ailelerle. Neden? Çünkü efendim damadın zamanında enerji bakanıyken efendim enerji bilmem tasarruf filan diye tam tersi daha çok enerji sarf ettiriyor, ışık açılıyor çünkü. Hangi enerji tasarruf? Suudi Arabistan'la aynı saat dilimine geldik. Yaz saati devamı diyorlar. Yaz saati devamının Türkçesi Arabistan'la aynı saat. Arabistan'la aynı saatteyiz. Ama evlatlarımız kör karanlıkta kalkıp okula gidiyor. Ne gözünü ovuştura ovuştura. Şimdi yetmiyor. Ya değerli arkadaşlar, bütün tıbbın, bütün halk sağlığı uzmanlarının, bütün devletlerin, hükümetlerin, muhaliflerin, muvafıkların filan, komünistinin, liberalinin üzerinde durduğu bir gerçek var. Bu mikrop, bu hastalık mikrobu denen virüsü, işte bakterisi, en çok tuvaletlerden bulaşır. Çocuğun en çok vakit geçirdiği zaman, evden daha çok vakit geçirdiği zaman, okulun, tuvaletlerin, sınıfını temizlemeyeceksin. Çocuğun senin orada yaşayacak, orada yiyecek, orada içecek, orada tuvalete gidecek ve o görevi Milli Eğitim Bakanlığı yapmayacak. Ya hocam böyle, düşünebiliyor musunuz? Böyle bir şey olabilir bu mi? Bu devlet ya? Milletle barışık oluyormuş. Evet, böyle bir şey olabilir mi? Bu mu milletle kavga etmek? Yoksa vesayet rejimi, Kemalist rejimi dedikleri dönemde cumhuriyet mi milletle kavga etmiş? Ya çıldırmak işten değil. Pırıl pırıl okullar yapılmış. Her köye bir okul yapılmış. Çıldırmak işten değil. Her köye bir okul yapılmış. Yani değerli izleyiciler, bu okulların pisliği var ya, okullar o bir değil, bir bin tane iktidar götürüyor. Başka değer var mı bir toplumda ya? Yani dehşet verici bir şey. Üstelik temizleyeyim diyeni de önlüyorsun ya. Yani tam bir ihanet bu. Olmaz böyle bir şey ya. Olmaz böyle bir şey. Yani sen yapamıyorsan yapayım diyen belediye, demin söylediğim o işte takım tutar gibi menfaat ve particilik, olmaz böyle şey ya. Bunu pandemide de yaptılar. Kendileri maske dağıtamadı, belediyeler dağıtıyorlardı. Onu engelledi, yasakladı, paralarına el koydu. Ya bu halk öyle mi barışıyor halkla? Öyle mi barışacaksın halkla? Milletin çoluğunu çocuğunu gittiği okulun temizliğini önleyerek mi barışacaksın halkla? Buyurun. Çok teşekkürler hocam. Şimdi bir Mansur Yavaş'tan bu okul temizliğini başladık. Mansur Yavaş'ın söylediği çok önemli. Ankara Belediyesi olarak çok daha, yani bir Şişli Belediyesi gibi, biliyorsunuz hocam şeyde Buca Belediyesi, Ege'deki belediyelerde de Milli Aynı Eğitim şey. Müdürlükleri... Evet. CHP'li belediyelerin okullara girmesini yasaklıyorlar. Ya evet. Bu çocuklara yemek vermek için geliyorlar. Okulları temizlemek, tuvaletleri temizlemek için geliyorlar. Bunu engelleyen
kötücül bir iktidar. Evet, aynen. Asıl milletle kavga budur. Devlet millet yabancılaşması derin bir şekilde bugün yaşanıyor. Bir avuç Bedevi ideolojisini, Bedevi gericiliğini din zanneden, Emevi ideolojisini siyaset diye bu topluma satmaya çalışan bir avuç, bir oligarşik zümre bu ülkeye el koydu ve milletle kavga etmeye devam ediyor. O nedenle ikinci parti haline geldiler, üçüncü parti giderek o dar şeriatçı çekirdeğe doğru iyice daralacaklar. O küçük şeriatçı çekirdeğe doğru daralacaklar. Şimdi Mansur Yavaş'a da engelliyorlar. Ankara'nın ya Büyükşehir Belediye Başkanı halkın oylarıyla seçilmiş, iki dönemdir yönetiyor. Kaynağını oluşturmuş. Yemekleri hazırlamış. Ekiplerini hazırlamış, okulları temizleyelim diyor. Günlük her gün temizleyecekler. Çocukların tuvaletini, mutfağını, koridorlarını, sınıflarını, çöplerini alacaklar. Bunu engelliyorlar. Mansur Yavaş bunu yapmakla iyi yapıyor. Fakat Mansur Yavaş'ın giderek yavaş yavaş ısındığı bir şey var. Yani partim isterse Cumhurbaşkanı adayı olurum tartışması. Olur tabii canım. Muhakkak tabii ki partisi isterse olur. Beni de istese partisi ben de olur. Sayın Mansur Yavaş'ın ilk söylediği şey önemli. Böyle bir tartışmanın içine çekmeye çalışıyorlar bizi diyor. Hiç girmeyecek. Bakın herkes o lafını çıkardı. Aday olmaya hazırım lafını çıkardı. Doğru. Ya CHP burada bir tuzak var Sayın Yavaş. Bu tuzağa siz de düşmeyin, kimse de düşmesin. Herkes şimdi nasıl ki Kılıçdaroğlu altılı masa sırasında CHP'nin adayı kim? Kocaman başlıklar, KJ dediğimiz televizyonlarda alt yazılar, CNN'i, NTV'si, NTV'si, Habertürk'ü, diğer A Haber'i vesaire. Her gece bunu tartıştılar. Her gece. Her gece. Ve öyle bir hal yarattılar ki adayları belirsiz, bilmem ne, içeride bir kavga var vesaire. Aynı tuzağı şimdi kuruyorlar. Ya bu tartışmanın zamanı değil. Yükseltilmesi gereken erken seçim talebidir. Eğer Türkiye acil bir şekilde erken seçime götürülmezse, ki Özgür Özel'in bir tarih vermesi son derece yanlıştı. Tıpkı Amerika Birleşik Devletleri'nde ya Türkiye Cumhuriyeti rüşvet vermez diye AKP iktidar yaptığı yanlış gibi. AKP iktidarı Türkiye Cumhuriyeti değil. Rüşveti bu ülkede yaygınlaştıran bir siyasi zihniyet yurt dışında bunu neden yapmasın? İşte yargılanıyor. İddianameye koymuşlar. Ciddi iddialar var ortada. Buna kefil olmamak gerekiyor. AKP'nin yurt dışında dağıttığı rüşvetler bizim milli dış politikamız olabilir mi hocam? Hiç. Yani rüşveti millileştirmenin ne gereği var? Münasebet. Ya böyle bir gereği yoktu. Şimdi onun gibi tarih vermesi de bir hataydı Sayın Özgür Özel'in. O yüzden yapılması gereken ilk iş erken seçim talebini yükseltmektir. Sayın Mansur Yavaş'ın ben eğer partim aday gösterirse Cumhurbaşkanlığı aday olurum ve kazanırız. Üstelik de kazanırız demesinin son derece hatalı olduğunu düşünüyorum. Bu tartışmaya bu ifadelerle hiçbir şekilde dahil olunmaması gerekiyor. Adayı Cumhuriyet Halk Partisi saptamalıdır. İttifak yapacağı güçlerle birlikte. Bu zamana kadar da herkes bu tartışmanın dışında kalmalıdır. Yapılması gereken bu büyük bir güç kaybına yol açar hocam. Ben böyle düşünüyorum. Vallahi gayet haklısınız şimdi. Çünkü bunu çok söyledik, çok da yazdık ama ben tekrarlayayım.